Bahçede Untayka programına hoş geldiniz. Bugün Baraka TV'nin ilk programı. Aynı zamanda Bahçede Tayka'nın da ilk programı. Ee, şimdi biz formatı belirlerken belki tanıtım afişlerinde görenler de olmuştur görsellerde. T-shirt ve e, böyle şortlar andık. E, ancak biz tabii deneme çekimlerine Temmuz'da başladığımız için. E, bugün hava baya bir değişti. Artık kazaklarla andık. E, bu koşullarda bahçede yanımızda olan Zeki Kaşma çok teşekkür ederim. Zeki'ye hoş geldin programa. Hoş bulduk. Hoş evet, bir sen. de konuğumuz var. <laughs> İkinci bir konuğumuz oldu. Kadın Eğitimi e, Kolektifi'nden geldin bugün programa. Evet. Kadın Eğitimi Kolektifi'nden geldin. Evet. E, sana birkaç soru sormak isterim. Kadın Eğitimi Kolektifi'nin tabii ki e, eylemi de var. Onunla ilgili de konuşacağız ama birkaç soru sormak isterim sana. Yani bize kendinden Bahseder misin kadın eğitimi kolektifinden önce? Yani çalıştığın işten, e, ailevi durumundan. Genel olarak bize bir bahseder misin? Yani biz seni tanıyoruz ama şimdi izleyenlere sen zekiyi tanımıyormuşsun gibi bir şeye yatmanın anlamı yok. Kıbrıs zaten küçük yer. herkes biliyor arkadaş olduğumuzu. Ama evet. bilmeyenler için kendinden bize birazcık bahsedersen daha sonra kadın eğitimi kolektifi hakkında konuşalım. Tabii ki. E, ben muhasebim. E, yaklaşık bir beş yıldır e, kendi ofisimde muhasebe işlerini yürütüyorum. E, bunun dışında e, iki tane oğlum var. E, evliyim. Ee, günümün çoğu muhasebe yaparak ondan sonra da e, ev işleri ve çoluk çocuk bakımıyla birlikte geçiyor kaç gibi e, eve giden normal bir günde yani kendi İşinden çıkıp eve gidip oradaki mesain kaçta başlar? Beşte yani iş mesain biterken ev mesain başlıyor beşte, beşte. Ee, ve takriben dokuza kadar ev mesain sürüyor. Zaten dokuza kadar ev mesaisi sürdüğünde sabah saat e, yedide başladığını düşünürsen yani kendi muhasebe işim dokuzda ama e, annelik görevim yedide başlıyor. Dokuzda annelik görevim bitiyor. E, beşte e, muhasebe görevim bitiyor. Beşte annelik görevim başlıyor. Dokuza kadar sürüyorum. Bu dokuzda çocuklar uyuyunca yarım saat sonra ben de petli şekilde... Evet. Bütün görevlerimi tamamlayıp uyuyorum. Evet, güzel girdik konuya. Buradan şuna bağlayacak işte. E, kadın eğitimi kolektifinin hakkında bize biraz bilgi verir misin? Yani kadın eğitimi kolektifi ne zaman kurulduğu, e, ne gibi çalışmalar yaptı bugüne kadar? Onu duyalım sizden. Tabii, kadın eğitimi kolektifi 5 yılı aşkın bir süredir kuruldu. E, bizim esas amacımız e, kadın arkadaşlarımız, kız kardeşlerimizle deneyimlerimizi paylaşmaktır. Evet, kadın eğitimi, yani eğitim kolektifiyiz. Biz gidip eğitimler düzenliyoruz. Hı hı. Adamızın dört bir yanında, o Morfodan, Akçaya, işte Lefkoşa'da, Girne'de, üniversitelerde birçok eğitim düzenledik ama biz burada gidip eğitmen gibi eğitim vermiyoruz. Aslında biz kendi deneyimlerimizi aktarıp orada birlikte eğitim verdiğimiz kadın arkadaşlarımız bize katılan erkek arkadaşlarımız öğrenciler, onlarla deneyimlerimizi paylaşıyoruz aslında. Ve e, hatta bunu gerçek hayatta prova etmek için eğitimlerimizin ardından da küçük drama atölyeleri gerçekleştiriyoruz. Hani birlikte paylaştığımız deneyimleri gerçek hayatta nasıl görürüz, nasıl pekiştiririz diye. Ee, çok eğlenceli geçer açıkçası eğitimlerimiz aldığımız tepkiler daha güzel olur ve e, bu eğitimlerinden sınırlı kalmaz sadece ondan evet. sonra e, biz oradaki iletişim etkileşim kurduğumuz arkadaşlarımızdan bir dertleri bir sıkıntıları olduğunda veyahut da bizimden başka bir etkinlik yapmak istediklerinde tekrar bizi davet ettiklerinde. E, i̇lişkimiz sürüyor yani bu şekilde aslında yani bir nevi birlikte bir şeyler paylaşmaya başlıyoruz orada yani başlayıp bitirmiyoruz. Bu devam ediyor ve bu bizi çok mutlu ediyor esas amacımız bu. Eğitimlerimizin dışında tabii ki bu sene pandemi koşullarından dolayı gerçekleştiremedik ama e, bizim yılda bir kere Şubat ayında düzenlediğimiz feministival minik bir feminist festival kadın filmlerini Hı -hı. gösterdiğimiz ee, çalışmalarımız düzenli bir şekilde oluyor. İşte bu sene dediğim gibi hani kapalı yerde bulunamama durumumuzdan dolayı bunu gerçekleştiremedik Hı -hı. ama e, burada da e, çocuk filmi de dahil olmak üzere çünkü çocuklar bizim geleceğimiz bilirsiniz e, pek çok film gösterimi yapıyoruz. E, Kaç yıldır devam ediyor bu? Film gösterimlerimiz yaklaşık bir üç yıldır devam ediyor. E, film gösterimizi ücretsiz e, ve genelde erkek arkadaşlarımızın çocuk bakımı desteğiyle o da ücretsiz Hı -hı. gerçekleştiriyoruz ki. E i̇şte benim az önce anlattığım gibi annelik mesaisine evet. geçen kadın arkadaşlarımızın da rahat bir şekilde çocuklara, çoluklara gelip orada bize katılmaları, sosyalleşmemiz, birlikte film izlememiz, sonra onu değerlendirmemiz falan olsun diye. Ve bunun dışında işte 25 Kasım, 8 Mart gibi eylemler yapıyoruz. Yani hem e, paneller, forumlar, e, film gösterimleri, hem de sokakta da aynı şekilde kadınların beraber ses çıkarıp Hı. kendilerini birlikte birbirinden güç alabileceği e, sokak eylemlerinde örüyorsunuz, örgütlüyorsunuz. Aynen, Aynen öyle. Zaten e, filmin büyüğü de aslında sizde yani film gösterimi yapılamasa bile Demir anlattığın yani 5'te eve geliyorsun 9'a kadar. 9'dan sonra bir insanın ne kadar bir hayatı e, kalabilir başka şeyleri ayırmak için. Ve bunlar içerisinde e, kendine bir hayat kurmaya çalışıyor birçok kadın. Üstüne üstlük işte iş yerinde ve e, gündelik hayatta karşılaşılan şiddet mobbing bunlar da cabası e, gerçekten e, yani kadınların Kadın Eğitimi Kolektifi gibi çalışmalarda birlikte birbirinden güç almaya çok ihtiyacı var belki de. 25 Kasım'ları kaç yıldır organize ediyorsunuz? Bize biraz ondan bahset ve hani şunu merak ediyorum ben. 25 Kasım'da kadına şiddete karşı yürüdüğünüz zaman tam olarak o eylemden beklentiniz ne? Erkeklerden o eyleme katılan beklentiniz ne? Toplumdan beklentiniz ne? Yani ne duyurmaya çalışıyorsunuz tam olarak o noktada? Çünkü insanlar bazen şu şekilde bakıyor. Tamam sokağa çıktınız ne değişecek? Biraz o hissi bize ver verirsen. Hı hı. Tabii şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz kuruluşumuzdan beridir 25 Kasım organizasyonlarının içerisinde aktif bir şekilde bulunuyoruz. Ee, şöyle yani sadece yürüyüş organize etmek değil de mesela bundan iki sene önce biz 25 Kasım çerçevesinde e, hatırlıyor musunuz bilmem ama 25 Kasım'a kadar 25 bin imza 5 e, bölgede kadın sığınma evi için diye bir kampanya başladık. Ee, gene adamızın birçok yerine gittik. İşte mesela Yeni Yeni Boğaz Kadın Emeği Festivali gibi bir şey vardı. Orada gidip stand açtık, büyük anda stand açtık. İşte Gelinler Belediyesi parkında stand açtık. Ve imza topladık. Ee, tabii ayrıca bu organizasyonun içinde olan sendikalar, örgütler, dernekler de e, kendi bireysel çabalarıyla imzalar topladı. Yani sadece aslında e, yürüyüş düzenlemiyoruz. Ondan öncesinin de e, böyle bu tarz e, imza kampanyaları falan gibi e, etkinliklerimiz de oluyor. E, bizim amacımız zaten sokağa çıktığımızda ilk birinci amacımız onu söyleyeyim sokağa çıkmaktır. Çünkü biliyorsunuz ki yani hani gerek toplumsal cinsiyet rollerinin kadına dayattığı eve kapanma, gerek şu anda e, ülkemizde olan muhafazakarlaştırma politikalarıyla kadınları eve kapatmaları. Bizim onları çıkartmak için ilk amacımızdır bu eylemleri düzenlemek. Sokağa çıkalım. Zaten yani genelde eylemlerimizin ilk adım atma da geceleri de sokaklarda meydanlarda terk, terk etmiyoruzdur. Bilirsiniz işte bir e, saygı değer büyüğümüz bize geri zekalıların için gece sokağa açık evet. falan dediydi. Bu bile zaten bir eylem düzenlemenin e, esas Hı -hı. temelidir ama şu anda mesela maalesef her sene üzerine eklenerek geldiği için bir kadına şiddet uygulamaya da işte tecavüze, tacize uğratma, mobbing iş yerinde her sene katlanarak geldiği hı hı. için bizim her sene sokağa çıkma amacımız bir adım daha büyüyor. Çünkü hı hı. hükümetimizin herhangi bir yaptırımı olmadığı için bu konuda bize gelen sorunlar daha da büyüyerek geliyor. Örnek vereyim mesela bu pandemi koşullarında var olan ekonomik krizden dolayı Kadınlar erkeklerden iki kat daha fazla etkileniyor. Çünkü ne oluyor? E, esnafın, işverenin işleri iyi gitmiyor. E, ve ilk gözden çıkardığı yeni dikar etmek için çalışanları Hı -hı. ve kadın çalışanları oluyor. Çünkü evet, bir çünkü kadın doğum çalışa, izni olacak evet yani çocuk hasta oldu, kadın bakmak zorunda Hı -hı. anne. O zaten işten izin alacak. doğru işte doğum izni dediğim evet. gibi 56 gün öncesi, 56 gün sonrası işte toplamda var olan bu 112 gün işte olmayacak kesindir o falan gibi. E, yani bizim üzerimize görev olarak e, dayatılan şeyler aynı zamanda bize bu şekilde dezavantaja yol açıyor. Yani iki kere eziliyoruz dediğimiz tam olarak mesela böyle bir örnektir. E, yani bu şu anki 25 Kasım'ın en büyük hani bizim bu şeyimizle söyleyeyim temamızla söyleyeyim bu eylemimizin teması kadınlar yoksullaştırmaya, muhafazakarlaştırmaya ve şiddete karşı yürüyordu. <laughs> Şiddet zaten e, aleni bir şekilde ortadadır. Tabii ki bizim devletimizin her şeyi... Birazcık sıkıntılı olduğu gibi <laughs> birazcık tırnak içine alıyorum. Veri ve kayıt bulundurma da tamamen falsodur ve evet. herhangi bir şiddete uğrayan kadınların oranı gibi bir kaydımız elimizde yoktur ama e, benim e, medyadan takip ettiğim kadarıyla bu pandemi döneminde mesela Almanya'da yüzde 40 kadına yönelik şiddet arttı. Aynı evde kapalı kaldığında mesela partnerler bireyle. E, bizim ülkemizde de bu durum farksız değildir. Ekonomik yönden Durumumuzu az önce söyledim. Hı hı. Şiddet yönünden durumumuz zaten ortada. Haberlerden cinayetleri hep birlikte takip ediyoruz. Muhafazakarlaştırma zaten az önce de söylediğim gibi bize dayatılan ve dayatılmaya büyüyerek devam eden bir şey. İşte üzerimize sosyal politikalarımız olmadığı için atanan yaşlı çocuk işte ne bileyim ev bakımı geçindirmesi falan. Bu yıl yeni sıkıntılar da eklendi işte bu koronavirüs pandemi döneminden sonra oluşan Aynen. insanlardaki kaygılar belirsizlik daha da arttı zaten. Evet. Yani hem kadın olarak zaten yaşananlar vardı hem de üzerine bu arada Sezgin bana e, kağıt tutuyor 9 dakika diye ama biraz uzatabiliriz yani önemli bir konu olduğu için. Bahçede 10 taykayı, bahçede 15 dakika diye biz ilk program zaten <laughs> sığdırırız. Eylemden evet. biraz bahsedebilir misin bize? Tabii ee, eylemimiz 25 Kasım çarşamba günü olacak. Ee, saat 18'de Kumsal Parkı'nın dereboyu girişinde defakto yanında toplanacak... 25 Kasım Organizasyon Komitesi'nin içerisinde Kadın Eğitimi Kollektifi, Baraka, Bağımsızlık Yolu, Belediye Emekçileri Sendikası, Gümrük çalışanları Sendikası, Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve HAKSEN var. E, komitemiz bu şekildedir. 2-3 e, işte toplantı gerçekleştirdikten sonra eylemimizi organize ettik. Saat 18'de dediğim gibi Kumsal Parkı'nın girişinde toplanıp meclis önüne yürüyeceğiz. Ve az önce bahsettiğim bütün... E, Devletlerimizi sokakta aykıracağız ve mücadelemizi de bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Peki biz de yanınızda olacağız. Ee, çok teşekkür ederiz Zekiye bugün gelip katıldığı için. Baraka TV'nin de ilk programı aynı zamanda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz size ve 25 Kasım'da sokakta görüşmek üzere diyerek teşekkür ediyoruz. İyi günler.